Texas'ın büyük kapışmasına hoş geldiniz. Austin mi, Houston mı? Mu? İki muhteşem şehir, tek bir karar. Canlı müzik, teknoloji ve açık hava aktivitelerine mi bayılıyorsunuz yoksa kültürel çeşitliliği olan bir merkezi lokasyonda mı yaşamak istiyorsunuz? İkisinden birini seçmek gerçekten zor olabilir. Bugün Austin ve Houston'ı benzersiz kılan konulardan bahsedeceğiz. Yaşam tarzından, yaşam maliyetlerine, güvenlikten, iş fırsatlarına kadar her şeyi bu videoda bulabilirsiniz. Sizi şaşırtacak bilgiler, içeriden ipuçları ve belki bu şehirden bir tanesi sizin hayalinizdeki yeni evinizi seçecek nedenlerden biri olabilir. Haydi yola çıkalım ve hangi Texas şehrini seçeceğinizi birlikte keşfedelim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup, videoları beğenip ve bir sonraki videonun ne içerikte olmasını istiyorsanız aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz. Şimdi size nedenlerini, iki şehir arasındaki farkı açıklayarak videoya başlıyorum. Yaşam maliyetinden başlayabiliriz. Son yıllarda teknoloji sektöründeki patlama nedeniyle Austin'de konut fiyatları hızla arttı. Ortalama fiyatlar ulusal ortalama fiyatların üzerinde ve kira fiyatları da buna benzer şekilde yükseldi. Ancak teknoloji sektöründeki maaşlar özellikle bu maliyetleri dengeleyebilir. Buraya gelirken gerçekten ekonominizi, bütçenizi, kazancınıza göre ayarlamanız gerekiyor. Buraya geldikten sonra burada yaşamaya çalışmak, buraya plansız gelmek sizin buradaki kuracağınız yaşamı oldukça zor duruma sokabilir, zorlaştırabilir. Fakat tabii ki de siz bunun üstesinden zamanla gelebilirsiniz fakat teknoloji, sağlık gibi sektörlerde çalışmaya geliyorsanız kazancınız buradaki yüksek maliyetleri dengeleyebilir. Austin'de yaşam gerçekten pahalı. Amerika'nın en pahalı şehirlerinden biri olma yolunda son sürat ilerleyen bir yer burası. Fakat Houston'dan bahsedecek olursam genel olarak Austin'e göre çok daha ekonomik bir şehir. Konut piyasası daha makul. Ev ve konut bulmak daha kolaydır. Ancak araba bağımlı bir şehir olduğundan Houston'da ulaşım maliyetlerinizi arttırabilir. Bulduğunuz işle eviniz arasında çok yüksek bir mesafe, çok uzun bir mesafe olabilir. Örnek vermem gerekirse bir yatak odalı dairenin kirası yaklaşık 1300 dolardır ve bu Austin'de önemli ölçüye göre daha düşüktür. Fakat Austin'de ise 2023 itibariyle bir yatak odalı dairenin fiyatı, kirası yaklaşık olarak 1800 dolardır. O ikisinin arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Yaklaşık ortalamada bir 500 dolar fark ediyor. Üstüne bir de bunun yaşam maliyetlerini, giderlerinizi koyduğunuz zaman gerçekten bu fiyat biraz daha açılabiliyor. Ona göre yaşam maliyeti açımından mutlaka seçiminizi iyice planlayın. Yapın demiyorum, iyice planlayın. İkinci bahsetmek istediğim konu yaşam tarzı ve kültür. İkisinin arasında, iki şehir arasında gerçekten fark var. 12 yıl önce geldiğimde de bu farkı gördüm. Şimdi de gördüm. Hatta bu fark biraz da açılmaya devam ediyor. İlk olarak Austin'den bahsetmek istiyorum. Austin dünyanın canlı müzik başkenti olarak biliniyor. Eğer bilmiyorsanız bunu da size söylemek istiyorum. Rahat ve canlı yaşam tarzıyla ünlü. Burada SX SW ve Austin City Limits gibi sayısız canlı müzik festivalleri oluyor. Food truck'larıyla ve ünlü barbekü şoplarıyla nam salmış bir şehir Austin, Texas. Şehir açık hava etkinlikleriyle ünlüdür ve Hill Country gibi yürüyüş yerleri de oldukça meşhurdur. Geldiğinizde mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Austin'in şehir havası Houston'a göre ilerici ve teknolojik bir şehirdir. Şimdi size biraz Houston'dan bahsetmek istiyorum. Houston, Austin'e göre çok daha büyük ve çok daha çeşitli bir şehirdir. Güçlü bir uluslararası topluluğa sahip olup Güzel Sanatlar Müzesi ve Houston Doğa Milim müzesi gibi dünya çapında müzelere sahiptir ve zengin sanat ortamıyla tanınır. Ayrıca bildiğiniz gibi NASA Johnson Uzay Merkezi de Houston'da bulunuyor. Bu sebeple turistleri ve profesyonelleri de cezbeden bir şehir haline geliyor Houston. havası genellikle daha aile odaklı, çok fazla dış etkinliklerle ilgilenmeyen birisiyseniz, müzik festivali olmasa da olur, doğa yürüyüşleri olmasa da olur, bir sürü etkinlik olmasa da olur. Ailemle mutluyum diyen birisiyseniz, bu Burası tam size göre ve aynı zamanda büyük bir şehir havası taşıyan da bir yerdir. Diğer bahsetmek istediğim bir konuysa bence sizin için en önemli noktalardan bir tanesi güvenlik. Genel olarak Austin, ABD'nin en güvenli büyük şehirlerinden bir tanesidir. Bunun nedeni ise büyük şehirlere göre suç ortalamasının ulusal ortalamanın altında olmasından kaynaklanıyor. Şehir topluluk odaklı bir yapısı vardır ve bu birçok mahallede güçlü bir güvenlik duygusu oluşturuyor. Bu ne demek istiyorum? Yani bizim mahallemizden örnek vermem gerekirse burada aynı Türkiye'deki gibi mahalle kültürü Türü var. Çocuklar dışarı çıkıyor, eğleniyorlar, vakit geçiriyorlar. Aileler birlikte zaman geçiriyor. Komşumuz bir yere gidiyor, biz onun hayvanına bakıyoruz. O bizim evimizi kontrol ediyor. Yapısı gereği güvenliği kendi içinde oluşturuyor. Ayrıca ben Amerika'da başka yerlere de gittim en güvende hissettiğim yer burası. Sokakta yürürken, akşam olsun, sabah olsun, arabayla giderken ya da herhangi bir yerde. E, bence burası kendinizi güvende hissedebileceğiniz lokasyonlardan bir tanesi. Houston'dan bahsetmem gerekirse. Houston suç oranı genellikle Austin'a göre daha yüksek. Şehir bir kere daha büyük doğal olarak suç ortalaması biraz daha yüksek olacak. Ancak bu oran mahallelere göre çok büyük farklılık gösteriyor. Bazı mahalleler çok güvenli, aile dostu olarak bilinirken mesela örnek vermem gerekirse The Woodlands ve Katy diğer bölgelerde ise suç oranı çok yüksek olabiliyor. Yüksek seviyelere çıkabiliyor. Houston'un büyük nüfus yoğunluğu da suç oranın artmasının sebeplerinden bir tanesi. Mesela Houston'un bildiğim kadarıyla güvenli banyolarından söylemem gerekirse Sugarland, Pearland Lent ve Cyprus bu üç saydığım yer güvenli banyoları olarak biliniyor. Eğer üstüne taşınmak isterseniz bu bölgelere bakıp bu bölgelerden kendinize bir konut ayarlayabilirsiniz. Diğer bahsetmek istediğim bir konu yaşamımızı geçireceğiz. Yani başka şansımız yok. İş olanakları. Austin artık Silicon Hills olarak biliniyor. Eğer bilmiyorsanız söyleyeyim. Silikon Vadisi vardı. Bildiğiniz gibi Kaliforniya'da. Burada da Silicon Hills yapılıyor. Bir sürü teknoloji firması buraya geliyor. Zaten diğer videolarımda izlediyseniz isimlerini verdim. Birden fazla firma burada. Ve artık burada base oluşturuyorlar. Headquarter kuruyorlar. İş yerine giderken ee, AMD'yi görüyorum, IBM görüyorum, Visa görüyorum, Google Play görüyorum, FIFA görüyorum, yani doğrusu e-sporu ES görüyorum. Bunların hep headquarterları burada yanlış hatırlamıyorsam ve bilmiyorsam, eğer yanlış biliyorsam yorumlarda kesinlikle düzeltebilirsiniz. Yazılım geliştirme, mühendislik ve startup için vazgeçilmez ve kesinlikle bakmanız gereken lokasyonlardan bir tanesi Austin teknoloji ya da sektörüne göre, sizin kalifiyenize göre kesinlikle yüksek. ...yüksek maaşlar sunabilecek birçok fırsatları barındırıyor. Bunu sadece teknoloji olarak düşünmeyin. Eğer işinizde kalifiyeyseniz gerçekten her alanda yüksek maaş yakalayabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum, bunları anlatıyorum fakat bu şehirde yaşamak bir bu kadar da zor. Bunu sakın unutmayın. Burasının rüya bir yer olarak anlatmıyorum. Burada bir ilginç nokta vereyim size. Teknoloji sektörü başlıca fakat hükümet ve eğitim sektörü de öne çıkabiliyor. İyi maaşlar sunabiliyor. Eğitimciyseniz üniversitede veya herhangi bir şekilde çok ilkokula kadar inmeyeceğim ama evet üniversitede bir eğitimciyseniz burada güzel maaşlar kazanabilirsiniz. Ayrıca hükümet işleri de burada iyi kazandırıyor. Çünkü yaşam maliyetlerinizi ona göre ayarlayarak size bir bütçe ayarlıyorlar. Houston'dan bahsetmek gerekirse Houston'ın büyük ölçüde ekonomisi enerji sektörüne özellikle petrol ve doğalgaza dayanıyor. Aynı zamanda büyük bir sağlık ve tıbbi araştırma endüstrisi de içinde barındırıyor. Bildiğiniz gibi Houston çok büyük ve gerçekten dünya çapında sağlık hizmetleriyle tanınıyor. Diğer videomda size bahsetmiştim. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz Houston'la alakalı. Eğer gerçekten iyi bir sağlık hizmeti almak istiyorsanız başlıca seçmeniz gereken yerlerden bir tanesi Houston. Çünkü dünya çapında bilinen Texas Medical Center Houston'da bulunuyor. Diğer sektörler arasında havacılık, nakliye ve imalat hizmetleri yer alıyor. Mühendislik, sağlık hizmetleri, gıda ve vasıflı işlerle de burada gerçekten Houston'da iş bulabilirsiniz. Geldik trafik ve ulaşıma. Bu bir problem. Özellikle burada zaten Houston'u bahsetmiyorum bile. Austin'de daha küçük boyutta olmasına rağmen Houston'a göre altyapı hızlı nüfus artışına ayak uydurmakta gerçekten zorlaşıyor. Özellikle I-35. Arkadaşlar I-35'den uzak durun. <laughs> Şehir merkezi ve çevresinde yoğun saatlerde trafik gerçekten dayanılamaz bir noktaya geliyor. Evinize gitmeniz buçuk 2 saati bulabiliyor. Ancak birçok sakin bisiklet kullanmaya çalışıyor gidebileceği noktalarda. Toplu taşıma kullanabilirsiniz. Gerçekten hem zamanınızdan hem paranızdan büyük bir miktarda birikim yapabilirsiniz. Eğer yolunuzun üzerindeyse ulaşım araçları gerçekten cab, metro, subway bunları tercih edebilirsiniz ve sizin burada harcayacağınız süreyi azaltabilir. Çünkü trafik son zamanlarda Austin'de gerçekten artıyor. O kadar çok yeni yol yapmaya çalışıyorlar ki nüfusun artışına bir türlü ayak uydurulamıyor. Sadece I-35 azında değil 183'de, Loop 1'de her yerde trafik gerçekten bazen dayanılmaz hale geliyor. Ben özel derse gidiyorum. Eğer ders 3'te yaparsam eve gitmem 1 saat 15 dakika falan sürüyor. Ee, ve bu da yaklaşık kaç mil? 17-18 mili 1 saat 15 dakikada falan Falan gidiyorum. Bayağı zaman alıyor. Hüsten Houston'ı gerçekten yaşamanız gerekiyor. Devasa otoyolları ve trafik sıkışıklığıyla çok ünlü. Şehir tamamen arabaya bağımlı. İnanılmaz. Otobüs motobüs kafanızdan çıkarın. Ve banyolarda yaşayan, şehir merkezinde çalışan sakinler için genellikle uzun yolculuk vazgeçilmezdir. Houston'da metro toplu taşıma sistemleri büyüyor ve büyüme devam ediyor. Ancak tüm metropol bölgesini kapsamadığı için arabaya kesinlikle bağımlısınız. Arabanız olmazsa üstünde bir hayatınız olamaz diyebilirim. Ya. Yanlış söylemek istemiyorum ama e, bu bir gerçek. I-45, I-10 gibi Hüsnü'nün ana yolları yoğun saatlerde büyük bir trafik yoğunluğuna sebep oluyor. Eve gitmeniz gerçekten çok uzun zamanları alabiliyor. Hele bir de kaza varsa o zaman gerçekten e, telefonunuzun şarjını e, iyi tutmanızı tavsiye ediyorum. Müzik dinleyebilirsiniz yolda uzun bir süre diğer bahsetmek istediğim bir konuysa eğitim. Austin ülkenin en iyi devlet üniversitelerinden biri olan University of Texas Austin'in ana merkezi ve üniversite burada şehir merkezinde bulunuyor ve bu üniversitede işletme, mühendislik ve araştırma programlarıyla tanınıyor. Atıyorum Koç Üniversitesi eğitim anlamında kaliteli bir üniversite ama University of Texas hem eğitim hem de bir araştırma üniversitesi. Bu anlamda gerçekten çok kaliteli eğitim ve kaliteli araştırma imkanlarını burada bulabilirsiniz. Şehir ayrıca çok güçlü devlet ve özel okulları da bünyesinde barındırıyor. Taşındığınız yere göre eğer iyi bir yere taşınıyorsanız gerçekten çok kaliteli ilkokullar, ortaokulları burada rahatlıkla bulabilirsiniz. Ancak okulların yakınında ev bulmak bulmakta maliyetli olabilir. Bilginiz olsun. Houston ise prestijli üniversitelerden biri olan dünya çapında gerçekten insanların listesinde olan Rice Üniversitesi'ne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca tıbbi araştırmalarda da gelişen bir merkezdir. Aileler için çekici birçok üst düzeyde devlet ve özel okula sahiptir. Houston'ın eğitim kalitesi kötü demeyeceğim kesinlikle. Özellikle banyolarda, iyi banyolarda iyi okullar bulabilirsiniz. Ayrıca Houston, Houston Independent School District gibi ülkenin en büyük devlet okul sistemlerinden de bir Birine sahiptir. Gerçekten bu e, böyle göz ardı edilecek bir konu evet. değil. Burası önemli burayı kaçırmayın Bahsetmek istediğim diğer bir konu ise Hava durumu ve çevre İki şehir aynı eyalet Kesinlikle birbirinden farklı hava koşulları Austin yaz aylarında 100 Fahrenheit'ı aşan sıcaklara sahiptir Ancak Houston'a kıyasla belirgin bir mevsim geçişleri burada yaşanıyor Oraya göre biraz daha burada rahatsınız İlkbahar ve sonbaharda açık hava etkinlikleri için çok ideal bir şehir Şehirde birçok göl ve park bulunuyor ve buralarda vakit geçireceğiniz zaman hüstuna göre bir yıl içerisinde oldukça fazla. Örnek vermem gerekirse Lady Bird Lake Hill Country gibi yürüyüş ve açık hava yerlerine sahip Colorado Nehri'nin üzerinde çok güzel kafeler, restoranlar bulabilir ve buralarda yılın belirli bir zamanında güzel vakit geçirebilirsiniz. Evet. Houston nemli bir subtropikal iklime sahip gerçekten dayanılmaz hale gelebiliyor. Yazları aşırı bunaltıcı derecede sıcak olabiliyor. Kışları ise ılıman oluyor. Austin'e göre daha ılıman oluyor. Kıya yakın olduğu için Houston'da kasırga, sel tehlikesi oluşabiliyor. Eğer bunları hiçbir şekilde kabul etmeyen bir insansanız, bunlarla uğraşmak istemiyorsanız Houston'ı kesinlikle tercih etmemeniz gerekiyor. Ancak Meksika körfezindeki yakınlığıyla bilindiği için sahil aktivite de oldukça elverişlidir. Surf vesaire bu tarz etkinlikleri Houston'da yapabilirsiniz. Ayrıca Houston'da ev seçerken sel riskleri ve bu risklerin konut seçimlerini nasıl etkilediğine iyi bakmanız gerekiyor. Yani taşınacağınız yerin sel alıp almadığına gerçekten çok dikkat edin. Sonra çok uğraşmanız gerekebilir. Sonuç olarak hem Austin hem Houston kendine göre çok güçlü yanlara sahip. Eğer canlı teknoloji odaklı şehir istiyorsanız, müzik sevgisi ve açık ve etkinliklerini çok seviyorsanız Austin tam size göre. Fakat Austin'e göre çok daha uygun yaşam maliyetleri, kültürel çeşitlilik, enerji ve sağlık anlamında bir işte çalışıyorsanız Houston sizin için mükemmel bir yer olabilir. Sonuçta kararınız yaşam tarzınıza ve kariyer tercihlerinize göre değişiklik gösterebilir. Burada ben size sadece sadece kendi fikirlerimi genel bilgilerle yorumlayarak aktarmak istedim. Size kesinlikle burayı seçin ya da burayı seçin demiyorum. Bu daha demin söylediğim gibi sizin kariyerinize ve yaşam tarzınıza göre değişiklik gösterebilir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çok istediğiniz bir video olduğu için ben de çekip size en kısa zamanda bu konudan bahsetmek istedim. Başka şehirlere gidiyoruz, eyaletlere gidiyoruz. Takipte kalın. Texas'ın dışına çıkacağız. Farklı eyaletlerde karşılaştırmalar yapacağız. Eyaletlerin şehirlerine Birlikte bakacağız. Çok yakında sınıra gidiyorum. Oralardan bilgiler vereceğim. Hiç görmediğiniz Teksas'taki lokasyonları birlikte keşfedeceğiz. Haftaya aynı gün aynı saatte bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bir like atıp beğenip güzel de bir yorum yazarsanız bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Asin Teksas'tan herkese selamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.